Bugün özellikle hep birlikte burada olalım istedim. Keşke Semra da gelebilseydi. Yurt dışında. Bir dahaki sefer diyelim. Semra Hanım çok özel bir kadındır hayatım. Senin gibi. Teşekkür ederim. Umarım bir gün tanışırız onunla da. Bu arada Kristin'e çok selamlarını iletti. Kristin'e? Ömer Bey'in sözlü. Sözlüsü. Ömer Bey söz olayına çok önem verir. Senet gibidir onun için. Bu arada tebrikler Taylan. Size de Ceylan. Teşekkür ederiz. Biz Taylan'ın babasıyla çok eski dostuz. Taylan'ı küçük yaşlardan beri tanırım. Onu evlenmeye ikna eden biri olduğunu duyduğumda çok şaşırdım. Bize de sürpriz oldu. Aslında çok da zor olmadı ikna etmesi. Değil mi hayatım? Öyle. Eminim zor olmamıştır. Efendim? Yani Ceylan Hanım'a bakınca ne kadar ikna edici bir kadın olduğu anlaşılıyor demek istedim. Darısı başınıza diyelim. Christine Hanım'la. Ben servisleri kontrol edeyim. Ben ilgilenirim hayatım. Sen zahmet etme. Teşekkür ederim. Ben de izninizle bir bakayım. Şirket bitti. Şimdi de eve mi geliyorum? Sen nasıl kabul ettin bunu anlamıyorum. Nihat abi çok ısrar etti, mecbur kaldım. Hayır, bir de halini tavrını gördün mü? Gördüm. Benim sinirimi bozmaya çalışıyor. Bence başarılı oluyor da. Benim sinirimi bozamaz. Hayır, ben seni değil Ceylan'ı kastettim. Karşısında Ömer'i görünce yüzünün halini fark etmedin mi? Yok öyle bir şey. Aa, yapma Taylan. Senin de aklından geçmiyor değil. Habire bakıp bakıp kızı kontrol ediyorsun, yalan mı? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Konuşacak birine ihtiyacım vardır diye düşündüm. En son ihtiyacım olan kişi sensin. Her şey çok lezzetli gerçekten. Bu akşam ev sahibimiz Ceylan. Yemek seçiminden servise kadar her şeye o karar verdi. O zaman bu güzel gece için Ceylan'a teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yemekler özellikle. Çok güzeldi. Sanki sizin elinizdeymiş gibiydi. Çalışanlarımız yaptı. Öyle mi? Ben bizzat kontrol ettim tabii. Hatta şu an tatlı içinde beni bekliyor olabilirler. Feryal, desene devir değişiyor. Ceylan çok kısa sürede evi çekip çevirmeye başlamış bile. E tabii ablam artık yerini gençlere devrediyor. Vallahi erken emekli olmaya hiç niyetim yok Melis'ciğim. Sen erkenden emekli olmazsın zaten anne. Aytül tatlı için bu tabakları istemedim ben. Yok. Aytül. Git getir istersen. Ne yapıyorsun sen burada? Seninle konuşmaya geldim. Burada olmaz. Sonra ne demek? Gel benimle. Nereye? Konuşmak istemiyor muydun? Baş başa kalacağımız bir yere gidelim. Nasıl şimdi? İyi sen bilirsin. Tamam. Tamam, bin arabaya. Ceylan nerede? Vallahi bilmiyorum ki Taylan ya. Ben içeri tabak almaya gittim, geldim. Ortadan kaybolmuş. Nasıl kayboldu? Hani odaya falan geçmiştir belki.
Evet, ne konuşacaksın? Sen neyin peşindesin? O ne demek? İkimize de oynuyorsun değil mi? En başından beri her şeyi onun yaptığını biliyorsun. O videoyu sen gönderdin değil mi? Peki ne kadar büyük bir hata yaptığını anlarsın diye gönderdim ama hiçbir işe yaramamış. En başından beri her şeyi biliyordun. Öyle mi sanıyorsun? Öyle. Ben boşuna uğraştım Ceylan. Gerçekten. Bana inanmaman, sürekli o adamın yanında olman, bunların hepsi bahaneydi. Senin gözün daha ilk günden o herifteydi. Değildi. Öyleydi. Yalan söyleme. Sen çoktan vermiştin kararı. O adamı gördüğün an silip atmıştın beni. Parasına, servetine, gücüne sattın kendini. Doğru konuş. Ne oldu? Gerçekleri duyma hoşuna gitmedim. Tüpedüz sattın. Ben mi sattım seni? Peki sen? Kimin bunlar? Bu araba kimin? Ben suçluyum, o suçlu. Sen hiç suçlu değilsin değil mi? Benim tek suçum salak gibi senin için uğraşmaktı Ceylan. Yalan söyleyerek, arkadan iş çevirerek, zor kullanarak. Böyle mi ikna edecektin beni? Gözünü hırs bürümüştü. Ölüyordum be ben senin yüzünden. Peki sen ne yaptın? Her şeyi bildiğin halde ortadan kayboldun. Sonra bir anda şirkette çıktın ortaya. Bir afralar, tavırlar. Ağzını bile açmadın. Bildiğin halde söylemedin, bekledin. Artık duymazdım. Elin de kanatın vardı. Sen bekledin. Evlendin. Bana sahip olmasını bekledin ki sırf daha fazla canım acısın diye. Her şeyi unutup mutlu olacaktın. Öylece çekip gidecektin öyle mi? Sen kendi cehennemin kendini yarattın Ceylan. Hak ettiğin neyse onu buldun. Seni hak ediyordum halbuki değil mi? Sen beni hak etmiyorsun. Doğru. Ne seni ne onu. İkinizin de birbirinizden farkınız yok. Farkımız yok. Öyle mi? Bu ne? Bırak. Bu ne bu? Bu ne bu? Bırak. Sen dedim. Parmağında o adamın yüzüğünü taşıyorsun. Hepsi bahane. Sen onu seviyorsun. Evet seviyorum. Seviyorum. Mutlu musun? Ama ben sevdiğim insanı da silmeyi öğrendim Ömer. Senin sayende. Elbet onun da sırası gelecek. Yaptıklarını ödedikten sonra. Bunların hepsi bahane. Elbet onu da affedersin. Göreceksin. Tek bir şey biliyorum. Bana kötülük yapan kim varsa görecek Ceylan kimmiş. En başta da sen. Neredesin? Taylan çok kötüyüm. Ne olur gel beni al. Tamam korkma. Neredesin? Geliyorum hemen. Ceylan. Taylan. Buradayım. Söyledim. Seni sevdiğimi söyledim ama bırakmadı. Sana bir şey yapmadı değil mi? Zar zor indim arabasında. Tamam. Tamam güvendesin. Biliyorum. Bu herif bunların hepsinin hesabını verecek. Gel. Aytül, neredesin sen? Sabahtan beri sana seslenip duruyorum.
Dışarıda Taylan Bey'in misafirleri vardı Melisa Hanım. Onlarla ilgileniyordum. Bana bir Long Island hazırla. Taylan Bey'in misafirleri de bekleyiversin biraz. Hangi birine yetişeyim yani? Ceylan, sen şunları dışarı çıkar. Ben şunu longunu yapayım. Hadi, 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 hadi canım, hadi. Taylan, el salla. El salla. Ebru, bir kere daha söylemeyeceğim. Çekme beni. Çekme. Ne oldu Taylan Bey? İncileriniz mi döküldü? Kül kedisi. Bırak onları da bize katıl. Yok sağ olun. İkinci kez reddediyorsun beni. Üç olmasın. Ne yapıyorsunuz? Bırak kuyruğunu, bırak. Misafirlerimin yanında geldim Chris. Bırak kolumu. Şş, sakin ol. Sakin ol. Bırak kolumu. Sakin ol. Bırak dedim, bırak. Sakin ol. Sakin. Sakin. Ne yaptın sen? O herif burada kan çıkarmadığıma dua etsin. Ya kızım sen manyak mısın ya? Ben Pıtır için bin bir güçlükle seni bir işe sokuyorum. Sen kalkıp ne yapıyorsun? Aytül abla sus. Sinirimi senden çıkaracağım şimdi. Nerede dedim? Gitti. Nereye gitti bu?
Taylan Bey kötü olunca herhalde koşarak. Git getir şunu. Nasıl getireyim Taylan Bey? Koş peşinden. Getiremiyorsan da bir daha geri gelme. Defol. Ceylan, ben yukarı çıkıyorum. Hadi sen de odana geç artık. Ceylan, hadi. Ne olacaksa olsun artık. Benim ailem yanacağına, onun ailesi yansın. Thank you.
Taylan, ne işin var senin burada? Ne oluyor be? Ne bağırıyorsun sabah sabah? Oğlum niye odanda uyumuyorsun onu soruyorum. Ben çok 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 özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Ferhan Hanım'la burada konuşuyorduk. Sonra ne oldu anlamadım. Uyuyakalmışım burada. Ceylan, sakin ol. Sakin ol. Ama böyle olmaz ki. Tamam biz tutucu insanlar değiliz Ceylan ama bu kadarı da fazla. Feryal Hanım ben... Hayır her şeyi geçtim. Ailene karşı bir sorumluluğum var benim. Ben nasıl oldu anlamadım. Anne yeter. Utandırma kızı. Ne demek yeter Taylan? Ceylan bana emanet sonuçta. Ceylan ben dün akşam çıkarken sen uyumuyordun. Galiba... Yani artık gözlerin kapanıyor. Kalk odana git dedim sana. Hatırlar gibiyim. Bilmiyorum. Siz ikiniz ne yapıyordunuz benim odamda? Kitap almaya gelmiştim oğlum. Onlara baktık, konuştuk biraz. Bitki çayı ağır geldi galiba. E tabii o çay biraz ağır. Ama yine de bu yaptığımı yakıştıramadım sana Ceylan. Haklısınız. Ben gerçekten... Tamam. Şöyle yapalım. Bundan sonra bu odayla Aytül ilgilensin. Efendim? Bu odaya sadece Aytül girebilsin. Kimsenin canı sıkılmasın, tamam mı? Siz bilirsiniz. Sorun kapandı. Çıkabilir miyim artık? Ceylan? Kız bu ne hal? Yok bir şey Aytun abla. Kızım sivil halde gezdirin böyle ayıp ama yani. Aytun abla sen karışmasana. Bir sus. Anne bağırıyorsun. Şimdi tüm sinirimi senden çıkaracağım. Sus. Senin masum dediğin, farklı dediğin kız bu mu? Yatağına girmiş resmen rezalet. Ceylan çok sarsıldı. Çok yıprandı. Bana güveniyor. Kadınsı bir içgüdüyle uzanmıştır, uyuyakalmıştır. Ne var bunda? Bilirim ben o kadınca içgüdüleri. Evet, çok iyi bilirsin. Küstahlık etme. Bak sana laf etmem, ettirmem ama Ceylan'a da laf ettirmem. Ceylan benim hayatım. Sakın böyle konuşma sen iyice aklını kaybettin. Ceylan'dan sana eş olur mu? Ailesi kim? Görgüsü nedir? Eğitimi nedir? Anne bağırma. Soyadını mı vereceksin o kıza? Yeter. Biraz fazla güzel. Pespaye bir mahalle kızı. Anne. Tam ben soyadını mı alacak? O kim ki? Sen kimdin ki? Ne? Beni zorlama. Yapma. Bundan sonra bu odaya sen de girmeyeceksin. Anlatmayacak mısın rüyanı? Gerçekten hatırlamıyorum. Ceylan, hadi. Bu sahile gelmiştik yine. Siz bana o gün söylediklerinizi söylüyordunuz. Ne diyordun? O gün söyledikleriniz işte. Neydi işte onlar? Taylan Bey siz de biliyorsunuz. Tamam, sana yardımcı olacağım. Kapat gözlerini. Efendim? Kapat gözlerini. Denizi hisset. Dalgaların sesini duyuyor musun? Evet.
gökyüzünde parlayan güneş. Isıtıyor ama yakmıyor. Ayaklarına değen suyu. Hissediyorum. Aç gözlerini. Sonra ne oldu rüyanda? Yani... Sonra siz yiyecek bir şeyler hazırlamıştınız. Kumda piknik yapıyorduk. Ben bunu düşünememiştim. Düşünmeseniz daha iyi olabilir. Yani rüyada güzel olabilir ama gerçekte zehirlenebiliriz. Sen benimle bayağı eğleniyorsun ha. Tamam, omlette iyisiniz. Ama onun dışında mutfağa girmemeniz isabetli bir karar olur. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha? Hayır. Hayır. Devam edecek misin? Hayır. Devam hayır, ha. Devam soğuk su iyi geldi herhalde. Tamam, sustum. İyi geldi. Tamam gerçekten sustum. Ateş kes. Sen kaşınıyorsun. Hayır. Kaşınıyorsun. Hayır, dayanmayı yapmayacağım. Hayır. Bunu konuşmayalım. Ceylan, o biraz daha pişecekti ama. Ne yaptın? Ceylan? Sen ne yapıyorsun? Ceylan, ne yapıyorsun? Hanım. Ceylan Hanım diyeceksin. Ceylan, ne oluyor sana? Biz seninle abla kardeş değil miyiz? Bu eve seni ben getirmedim mi? Ha? Haddini bil. Böyle laubali konuşmalar istemiyorum. Ne? Ne deyip durma. Ben senin kardeşin değilim, sen benim ablam değilsin. Ah vah. Kes sesini. Bundan sonra bu mutfaktan çıkacak her şey benim istediğim gibi olacak. Duydun mu? Ceylan, ben... Efendim? Bir şey mi dedin? Hayır, yok demedim Ceylan. Hanım. Ceylan.
E sen işe mi koyuldun hemen? Yardım edeyim dedim. Biz abla kardeş gibiyiz ya. O da bana bırakmadı sağ olsun. Aferin Aytül. Ne demek efendim? Her şey çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hadi sıcak simit kalmayacak. Ben o fırınları tekrar açtırır, sana yenisini yaptırır. Ne bakıyorsun salak salak? Bundan sonra bu evdeki her şey benim istediğim gibi olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kimseye de konuşmayacaksın. Yoksa kapının önüne koyarım seni. Ya tabii ben de çok şaşırdım. Taylan öyle birdenbire anne biz evlendik deyince... Tabii çok sevindim. Hayır. Evdeki bir personel olur mu? Şirkette çalışıyordu. Yani Taylan'ın arkadaşı aslında. Tamam canım. Tamam ben de. Günaydın Feryal'cığım. Pardon? Taylan hep öyle diyor ya. Sen kesinlikle diyemezsin. Anne mi desem acaba? Hiçbir şey deme. Muhatap olma benimle. Bu teknede giyilmeyecek ayakkabılar hangileriydi? Ne diyorsun sen? Burada mı? Var mıydı onlar? Kendine gel. Çık git odamdan. Aa, niye öyle diyorsun? Parfümleri de öğretirsin diye düşünüyordum. Ver şunu bana. Ne oldu sana böyle? Ben oğlunu yalanla tavlayan pis bir servet avcısıyım ya. Ona göre davranıyorum. Aferin. Yakışır sana. Tabii ki. Madem ben oğluna layık değilim, o zaman dedim ki onun hayatını karartayım. Ben engel olmazsam tabii. Olamazsın. Bravo. Beni istediğin gibi bir insan yaptın. Tebrik ederim, sen kazandın. Ne oldu sana böyle? Sen beni bu hale getirdin. Sen nasıl iğrenç bir kadınsın. Kendine gel, benimle doğru konuş. Taylan'a bu evde yaşamak istemediğimi söyleyeceğim. Ne? Kendini hazırlasan iyi olur. Biz yarın gitmiş oluruz. Sen dün başka konuşuyordun, ne oldu şimdi? Çünkü dün ben her şeye rağmen senin ayağına kadar geldim. Ama sen ne yaptın? Hakaret etmeye devam ettin. Şimdi de bunun intikamını alıyorsun, öyle mi? Evet Beryal'cığım. İntikam alıyorum. Terbiyesiz, saygısız. Sana da bu yakışır zaten. İyi işte. Bu basitliğin içinde çok fazla yaşamayacaksın. Seni kendi çamurunda tek başına bırakacağım. Oğlum alıp hiçbir yere gidemezsin. Taylan beni kırabilir mi sence? Senin bile başaramayacağın şeyler var bu evde. Yanılıyorsun. Yok. Bana bak. Bakmayacağım. Taylan'a istediğin her şeyi yaptıracağım. Nasıl bir kızsın sen böyle? Önce onu bu evden çıkaracağım. Sonra seni hayatından silmesini sağlayacağım. Oğlunu bir daha göremeyeceksin. Seni öldürürüm. Taylan da seni öldürür. Kapa çeneni. Yeter. Hiçbir şey yapamayacaksın. Bana bak, bitiririm seni. Bitireceğim. Feryal Hanım, ne yapıyorsunuz? Kimse beni oğlumla sınayamaz. Anladın mı? Hiç kimse. Feryal Hanım durun. Durmuyorum. Ne oluyor burada? İyi misin? İyiyim. Korkunç bir kız bu. Anne sus. Hala konuşuyor musun sen? İnanamıyorum. Doktor çağıralım.
Taylan şu kadarcık yerden düştü. Anne yeter! İyiyim Taylan. Omzumu sadece biraz. Gel. Gel. Yaslan bana. Aytül buz getir. Ciddi bir şey yok Taylan gerçekten. Var. Var, çok ciddi bir şey var. Bu kız sana bir oyun oynuyor Taylan. Ne oyunu anne? Az önce odama geldi. Beni provoke etti. Bir sürü hakaret sıraladı. O da yetmezmiş gibi seni buradan alıp götüreceğini söyledi. Yüzünü bir daha göremeyeceğimi söyledi. Taylan ne diyorsunuz siz? Az önce odama gelip Feryal diyen, sen diyen, böyle bağıran kimdi? Ne? Niye böyle bir şey yapayım ben? Ceylan sakin ol, tamam. Anne çık, bahçeye çık. Oğlum, bu kız benim sandığımdan daha tehlikeli. Feryal Hanım, yapmayın lütfen. Ne söylediyseniz sineye çektim. Taylan'a bile bu evde ben kalalım dedim. Biliyorum Ceylan. Deli değil ya bu kız. Bir gecede karar değiştirsin. Ne delisi, zehir gibi akıllı. Anne yapma, yapma. Seni benden koparmak için bir oyun oynuyor. Söylediklerim için beni cezalandırıyor. Ben senin annenim. Hiç mi sözlerimin hükmü yok? Yok. Kalmadı. Bu kız merdivenlerden düştü mü? Evet düştü ama... Oğlumla sınama beni. Öldüreceğim seni. Hepsini duydum. Tamam söyledim bunları. Bir arbede de yaşadık ama... Anne bak elimden bir kaza çıkacak. Taylan. Buz istemiştik. Aytül! Getiriyorum Ceylan. Sen... Ben ya. Ben. Bundan sonra her şey benim istediğim gibi olacak. Ben sana... Hiçbir şey yapamazsın. Artık iplerim benim elimde. Oğlun da inanmaz sana. Seni küçük şeytan. Sen benimle baş edebileceğini mi zannediyorsun? Yaşa ve gör.